Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoya karşınızdayız. Uzun süredir video çekmiyorum. Duolingo, İngilizce çalışma. Hiçbir şey çekmiyorum arkadaşlar. Bugün sizler için video çekeceğim arkadaşlar. Bugün Duolingo'da güncelleme geldi en son videomdan sonra. Bugün ifadeler ve hayvanlar konularını işleyeceğiz. Ben 5. seviyeye geldim ikisinde. Bugün aklıma video çekmek geldiğinde yapayım dedim. Arada yapıyordum ama bu hafta pek başlamadım. Evet arkadaşlar, ben Yunus. Başlayalım. İlk ifadelerden başlayalım arkadaşlar. Evet. Zaman limitli yapacağım arkadaşlar. Uzun süredir zaten 5. seviyeye geldiğim için. Ama süre limiti olmadan yapacağım. Çünkü arkadaşlar, sizin de görüp öğrenmeniz için daha iyi olabilir. Çünkü zaman limitli de hızlıca yapmaya çalışıyorum biraz. Başlayalım. Arkadaşlar, merhaba, nasılsın dediğine bilirsiniz. Merhaba demek hello demek. Arkadaşlar, nasılsın? How are you? Ama V harfiyle değil W harfiyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçelim. Süper diyor bana. I am fine, thank you. Evet arkadaşlar, I am fine. İyiyim. Yani mesela nasılsın dediğinde birisi iyiyim diyorsunuz ya. How are you dedi daha demin. Şimdi I am fine diyor. İyiyim diyor. Thank you diyor. Thank you, teşekkür ederim demek arkadaşlar. Veya teşekkürler. Evet arkadaşlar. Günaydın. Good morning oluyor. Evet arkadaşlar. Yazımına bakabilirsiniz. Zaten yavaş yavaş gidiyorum. Nasılsın da daha demin dediğim gibi. How are you? Arkadaşlar, kendi sınırınızı zorlamak için illa zamanlı yapmanıza gerek yok. İstediğinizde zamanlı, istediğinizde normal yapabilirsiniz. Bu sizin seçiminiz. Ben video için normal seçtim. Evet. He is fine. He is fine. He o demek, is olmak ve fine da iyi. O zaman mesela biz iyi, yok, o olmak ve iyi nasıl birleştiririz? O iyi olarak birleştiririz. Yes, please. Yes, please. İsterseniz kaplumbağa alanına basıp, kaplumbağalar yavaş olduğu için yavaş söylüyor. Yes, please. Buna basınca da normal söylüyor. Yes, please. Yes, please. Böyle mi yazılıyordu? Evet, doğru yazmış. İyi gidiyorsun diye. El sallıyor bana. Thank you, bye. Teşekkürler. Thank you, teşekkürler demek. Bye. Hoşça kal demek arkadaşlar. Bilmediğinizde şöyle bye. Bakın. Pek sorun ya, kopya bye. Çekmek için bir sorun olmaz. Öğrenin yeter. Yes, please. Bu da daha deminki ile aynısını söylüyor. Yes, please. Please'in yazımını ben çok zor öğrendim arkadaşlar. I am sorry, Andrea. Andrea. Evet. Andrea özel isim olduğu için onu normal yazacağız. I am sorry. Üzgünüm. Andrea. Dur, nasıl yazılıyor ya? Andrea.
Evet, bildim. He speaks. He speaks. O konuşur. Yani sonra burada s getiriyoruz ama çoğul değil. Çünkü o dediğimiz için. O demeyince s getirdiğimizde genellikle çoğul olur arkadaşlar. Mesela o konuşurlar olmaz. O konuşur çünkü he, she ve it de s takısı getiriyoruz çoğulda. Lütfen suya iç. Arkadaşlar, İngilizler de benim anlamadığım şey please drink the water. Lütfen iç suyu olarak geliyor ama biz onu değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa çok büyük hata yapabiliriz. Mesela İngiliz biriyle konuşurken please water the drink dersek olur mu? Evet, devam edelim. Yes, I am fine. Yes, I am fine arkadaşlar. Hayır, teşekkür ederim. No, thanks. Yes, thank you. Yes. Yes, thank you arkadaşlar. Yes, bye. Yes, evet demek. Bye'da görüşürüz demek. Hoşça kal mı geçerli oluyormuş. Tamam no, arkadaşlar. Sorry. No, sorry. No. No. Sorry. 3 ile 3 R ile yazdım. Üzgünüm demek. No. Hayır demek. Teşekkür ederim. Thanks. Bye. Bye, hoşça kal. Daha demin görüşürüz dediğimizde hata yapmıştım. He speaks English. He speaks English. Speaks, daha demin dediğim gibi he, she de it de s takısı getiriyorduk. Bazen es de oluyor. She speaks. She speaks, o konuşur demek. Daha demin şimdi dediğim gibi s takısı getiriyoruz. I am not sorry. I am not sorry. Üzgünüm demek arkadaşlar. Üzgün değilim. Not geliyor. Sınavlarda bazen bundan hata yapıyorum. Buna dikkat edin. No, thank you. No. Thank you. Hayır, teşekkürler demek arkadaşlar. Tamam, geçelim. Altta bakabilirsiniz isterseniz. Böyle anlamı da yazıyor bazen. Yes, bye. Sesli olanda. Evet. Bunda hata yapmıştım. Bir daha yapmayacağım. Hoşça kal. Evet. Bildim. Evet. Puan kazanak arkadaşlar. Eskisinden değişik güncelleme geldiği için farklı. Tamam. Evet. İfadeleri yaptık. Şimdi hayvanları yapacağız. Hadi başlayalım. I have an animal. It is a mouse. I yine kaplumbağa söyledi. Have an animal. It is
Ama mouse. Arkadaşlar burada animal demiyor, animal diyor. Çünkü önceki videolarımda da söylediğim gibi ünlü harfle başlarsa N, ünsüz harfle başlarsa E oluyor. A N. A spider is an animal. A spider is an animal. Spider yapalım şunu. Spider. Siz örümcek bir hayvandır. We eat the duck. We eat the duck. Evet, ördek yeriz. Biz ördeği yeriz. A spider. A spider. Bir örümcek. Çek. The turtle is an animal. Evet, burada gördüğünüz gibi. The turtle is an animal. Evet, kaplumbağa hayvandır. Bir hayvandır en. Yine en yaptım. İyi gidiyorsun diye el sallıyor yine. Yes, gibi. The turtle is fine. Yes. Yes. The turtle is fine. İkide bir turtle diye turtle gibi oynatıyorum. The elephant is an animal. The elephant. 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 Önceki videoda söylediğim gibi arkadaşlar bunu ezberlemeyin. Elephant. Tekrar dinleyin. The elephant is an animal. Is an animal. An animal. Çifte gelmiş. Hangisi kaplumbağa? Arkadaşlar bir de en son güncellemede bu böyle bir şey geldi. Resimleri değişti. Önceden gerçek resimler veriyordu. İlk videomda görebilirsiniz. Böyle woman dediğinde böyle 3 tane seçenek veriyordu. Birinde çocuk vardı, birinde adam vardı, birinde kadın vardı. Bu sefer de hayvan olarak bu sefer de çizimini yapmışlar. Evet, turtle. Kaplumbağa demek. Yazın the animal kaç. Drinks. The animal drinks. Hayvan içer arkadaşlar. Mesela şey. The cat drinks water. Neden? Bir de animal drinks diyoruz arkadaşlar. Çünkü animal hayvan. Hayvanlara da o dediğimiz için sonuna yine diğerleri gibi çoğul olmayan s takısı getiriyoruz. The bird and the cat. Evet. Kuş ve kedi. The cat. Evet. Aferin diyor bana. Çok iyi. Arda arda 10 başarı. We have a horse. We have a horse. Bizim bir atımız var. Evet, bilmişim. A mouse and an elephant. Bir fare ve bir fil. İkisi çok farklı şeyler. It is a turtle. It is a turtle. It is a turtle. O bir kaplumbağa oluyor arkadaşlar. Evet, burada da gördüğünüz gibi. It is a mouse. O bir fare. Evet, mouse fare demek. Çoğu kişi biliyordur.
The crab eats. The crab eats. Crab arkadaşlar yengeç demekti. Evet, burada da yazıyor. Yengeç yer. Ben bir örümceğim. Örümcek adamım ben. I am a spider. A duck is a bird. Ördek bir kuştur. Evet, ördek kuştur. Bird. Bird, kuş. Kuştur, ha. Kuştur, kuştur. I am the bear. Evet, tamam. Ben ayıyım diyor arkadaşlar. Evet, bravo. Bunu biraz daha zorlaştıralım diyor. Yengeç su içer. O zor alıştırma diyor. Sevdim bunu. Yengeç su içer. The crab drinks. S sakızı getiriyoruz yine. Water. Güzel diyor. Bizim bir ayımız var. Bu ne demek yani? Yok, anlamını biliyorum ama. Yani biraz saçma. We have a beer. Arkadaşlar düşünsenize, evinizde veya çiftliğinizde bir tane ayı var. Ve sizin. Evet arkadaşlar, zor alıştırmayı becerdim. Günlük hedefime artık kendim alışacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.